veya bankalardan aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz. Bitti. Çiftçi için tarım kredi kooperatiflerinden veya çiftçilerin bankalardan aldığı kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Şunu yapmak istiyoruz. Önce vatandaşı bir rahatlatacağız. Vatandaş bir önünü görecek. İki, şu güvenceyi kesinlikle vereceğiz. Rahatlıkla yaptığımız her hareketi, aldığımız her kararı rahatlıkla eleştirebileceksiniz. Eleştirme özgürlüğünüz olacak. Ve biz de o eleştirilerden ders çıkaran siyasetçiler olacağız. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getireceğiz. Ve harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Şimdi biz eğer topluma inançla ve güvenle bunları verirsek ve bunların da yapılabilir olduğunu anlatabilirsek, vatandaş doğal olarak sadece ben değil, onlar da diyecekler. Niye erken seçime gitmiyorsunuz diye. Ben gittiğim pek çok yerde vatandaş bekliyor. Sandık gelsin diyor. Niye sandık gelsin diyor vatandaş? Çünkü bunların yönetemediğini görüyor. Bunların yönetim tarzının Türkiye'yi bir felakete, ekonomik açıdan, sosyal açıdan bir felakete sürüklediğini görüyor zaten. Bana söyler misiniz? Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde bu kadar çok intihar oldu? İntihar vakalarıyla insanlar karşılaştılar. Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde işsiz birisi gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarının dibinde kendisini yaktı? Bana söyler misiniz Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde bir işsiz kişi meclisin çatısına çıkıp bana iş bulun yoksa kendimi buradan atacağım dedi. Bana söyler misiniz işsiz olduğunu eliyle, kesici aletle üstüne, elinin üstüne yazıp intihar eden insanlar ne zaman oldu? Bu kadar acı bir tablo yaşıyoruz biz. Dolayısıyla bu acı tabloyu Türkiye hak etmiyor, insanımız hak etmiyor. Düzelmesi lazım bunun. Nasıl düzelecek? Söylüyorum. Bir sefer tepeye oturacak kişinin ahlaklı bir insan olması lazım. İnsanını sevmesi lazım. Hesap vermekten korkmaması lazım. Mal varlığını oturduğu gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mi verir? Halka mı verir? Nereye verirse mal varlığını açıklaması lazım. Oraya oturduğu gün ben bütün çabalarımı insanım için yapacağım diyecek. Hiçbir ayrım yapmadan bu ülkede yaşayan insanlar için yapacağım diyecek. Yandaşları kayırmıyorum diyecek. Biz ne diyoruz? Bu döviz garantili işler, beşli çetenin yaptığı işler. Ya bırakın torunlarımızı, onların torunlarını borç altına sokuyor ya. Bana söyler misiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir politika izleyen bir hükümet oldu mu bugüne kadar? Olmadı. Şimdi para yok diyorlar. Onlara veriyorsun, para var. Dolar veriyorsun, avro veriyorsun, para var. Vatandaşa para yok. Onların çocuklarına ve torunlarına da aynı dolarları vereceksin. Yazık, günah değil mi ya? Kimin parasını veriyorsun? Bu fakir fukaradan topladığın paraları götürüp onlara veriyorsun. Böyle bir tabloyu Türkiye yaşamadı. 128 milyar dolar nereye gitti? Hala cevabını aldık mı biz 128 milyar doların? Bir cevabı oldu mu? Cevabı yok. Ya Türkiye bugün savaşa girse, Merkez Bankası'nın kasasında bir senti yok ya, bir senti bile yok. El alemden borç almışsın, kasaya koymuşsun, kasada var. Ama o eksi bakiye. Bütün dünya biliyor bunu. Bütün dünya görüyor bunu. Bunlar görmüyor mu? Bunlar bilmiyor mu? Biliyorlar. Doğruları halka söyleyeceğiz. Doğruları halka söylediğimiz ve güven verdiğimiz takdirde Türkiye erken seçime kaçınılmaz olarak gidecektir. Kemal Bey, şunu sormak istiyorum. Az önce dediniz ki para var ama beşli çeteye gidiyor. Evet. Ağırlığı beşli çeteye gidiyor. Tamam, diyelim ki siz iktidara geldiniz. Bu beşli çeteyle dediğiniz kişilerle ve firmalarla belli anlaşmalar yapılmış. Evet. Bunlar iktidarlar değişince değişecek anlaşmalar da değildir zannediyorum. Değiştireceğiz. Nasıl değiştireceksiniz? Yani siz iktidara geldiğinizde onlara ne diyeceksiniz? Kamulaştıracağız. Nasıl yapacaksınız? Çağıracağız bunları. Gelin kardeşim diyeceğiz. Sizden önceki hükümetin, yani bizden önceki hükümetin yapmış olduğu bu anlaşmayı siz içinize sindiriyor musunuz diyeceğiz ya. Bu ülkenin vatandaşı sindiriyoruz olarak. Sindiriyoruz derlerse? Yok, sindiriyor. Önce onu soracağız. Sindiriyoruz derler. Peki kardeşim, ben içime sindiremiyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ben korumak zorundayım. Sizin hakkınıza vereceğim. Kimseye haksızlık yapmayacağım. Önce bunların gelin bir maliyetini çıkaralım diyeceğim.
Çünkü bunlar 1 liralık işi 100 liraya fatura ettiler devlete. Ben bunu da çok iyi biliyorum. Bu işin uzmanlarını çağıracağız. Kamu, özel, gelin kardeşim. Bu köprü kaça yapıldı? Bu havaalanı kaça yapıldı? Gerçek maliyetleri çıkarın. Gerçek maliyetler çıkacak. Üstüne makul bir kar vereceğiz. Al paranı kardeşim, güle güle. Bitti o kadar. Kimseyi mağdur ediyor mu? Hayır. Kim kazanıyor? 83 milyon kazanıyor. 5 kişi hariç. Bunu yapacağız. Gerekirse ben bunun için kampanya da açacağım. Beşli Çete'nin parasını verelim. Türkiye'yi, evlatlarımızı ve onların torunlarını bu yükten kurtaralım diyeceğiz. Onlar gidecekler, dava açacaklar vesaire falan filan bir sürü şey. Adalet dediğimiz kavram dünyanın her tarafında adalettir. Yani o sözleşmelerin bir hukuki bağlayıcılığı yok mu? Sizin bir sözünüzle bu sözleşmeler rafa kaldırılabilecek mi? Kaldırılır. Niye kaldırılma? Hukukçulara da soruyoruz. Pek çok kişiyle de oturuyoruz, konuşuyoruz. Hakkını teslim ediyorum zaten. Ben kamulaştırılacağım. Kamulaştıracağım ben bunu. Parasını veriyorum. Mağdur etsem orada haklılar. Kar vermesem orada haklılar. Maliyeti çıkarıyorum. Üstüne makul bir kar veriyorum. Ondan sonra parasını da veriyorum. Tamam kardeşim, bundan sonra bunu devlet işletecek. Kusura bakma diyorum. Bu. Bunu yapacağız. En büyük güvence halkın desteği. Bakın burada çıkıp bütün ayrıntıları halka söyleyeceğiz. Bakın bunlara ne kadar avro, ne kadar dolar ödendiğini bilmiyoruz. Nerelerden öğreniyoruz? Verdiğimiz soru önergelerinden veya bütçe hesaplarının diplerinde bir yerlerde rakamlar var. Oralardan çıkarıyoruz. Bunu bile gizliyorlar. Sözleşmeler bile gizli. Ya devlet yaptığı sözleşme, siz efendim bir ülkeyle stratejik bir sözleşme yapmıyorsunuz ki ya, bir işi vermişsiniz ihale. Bunu gizli mi olur? Ticari gizli sır diyorlardı değil mi? Efendim? Evet, soru önergelerine ticari sır cevabı geliyor. Tabii, ticari sır diyorlar. Bunun ticari sırla falan da bilgisi yok. Devletin yaptığı yolun, köprünün ticari sırrı mı olur? Nedir ticari sır? Niye sığınıyorlar? Birilerine olağanüstü avantajlar sağladılar. Bir avuç insana olağanüstü avantajlar sağladılar. O olağanüstü avantajları millet bilmesin, görmesin, duymasın diye yapıyorlar. Budur. Yani bir soygun düzeni var. Ben şunu söylerim. Eğer bu olay yargıya intikal ederse, şunu söylerim. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir soygun düzenini adalet doğrudur diye kabul etmiştir? Dünyanın hangi ülkesinde? İster en az gelişmiş ülke olsun, ister gelişmiş ülke olsun. Böyle bir soygun düzeni görülmemiştir yani. Cumhuriyet tarihinde de görülmedi. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Dünya Bankası'nın raporlarına göre bu dünyada en çok kamu ihalesi alan 5 şirketin 4'ü Türk. Yani bir tanesi de Brezilyalı. Öyle. Siz de zaten sürekli işaret ettiğiniz bu 5 çete. Neden bu 4 şirket? Yani Erdoğan'la söz konusu bu 5 şirket arasında bir çıkar ilişkisi mi var? Mutlaka bir soygun düzeni diyorsunuz ama bu ilişkinin karşılıklı bir çıkar ilişkisi olması lazım ki sonuç itibariyle böyle bir güzellik yapılsın. Yeni zamanı gelince onların hepsi ortaya çıkacak. Ya bu ülkede başka müteahhit mi kalmadı ya? Bizim müteahhitlerimiz dünyanın her ülkesinde büyük yatırımlara imza atıyorlar. Ama bunlara iş verilmez. Rekabet ortamı yoktur. İhale kanunu zaten iflas etmiş. İhale kanunu diye bir kanun yok. Çağırıyor Erdoğan, gelin kardeşim diyor. İhaleyi size verdim. Sonra sen ihaleyi aldın, öbür ihaleyi de size verdim. Ya Cumhurbaşkanlığı makamı ihale dağıtma makamı mıdır ya? Dünyanın hangi ülkesinde Cumhurbaşkanlığı makamı ihale dağıtma makamı oldu? O zaman kamu ihale kurumunun ne işi var? Kapatalım orayı. Şu anda fiilen kamu ihale kurumu diye bir kurum yok aslında. Kamu ihalesini yapan, dağıtan, kişiyi belirleyen, fiyatı belirleyen, indirimi belirleyen bir kişi var. Adı Erdoğan. O ne yapıyor? Soygun düzenine çanak tutuyor. Ve Türkiye, açıkça söylüyorum, resmen soyuluyor. Böyle bir soygun düzeni olmadı ya. Cumhuriyet tarihinde böyle bir soygun düzeni yoktur. Şimdi siz de önce güven vereceğiz dediniz ya. Evet. Halka bir güven vereceğiz. Bir güven inşası. Örneğin bazı yorumcular Nesrin Nasr bir geçen konuşmada söylüyordu örneğin. İmamoğlu seçimi seçimden önce kazandı. Kastı şu, Ali evet. Babacan'ın Halk evet. TV'de yaptığı açıklamayla birleştirerek bir şey soracağım. Seçimden önce tematik bazı konularda anlaşılmış ve kamuoyuna deklare edilmiş olması evet. gerekir ki
hazırlıksız yakalanmayalım, muhalefet birlikte hareket edebilsin, temel ilkelerde uzlaşmış seçime öyle gidilsin. Bunun içinde bir güven inşası, siz de onu oraya işaret ettiniz. Toplu hareket edebilmek için şu anda görüşmeler yapıyor musunuz? Bir ikincisi, bir erken seçime, baskın seçime hazırlıksız yakalanma kaygınız var mı? O mekanizmaları nasıl işletiyorsunuz? Muhalefetin kendi içindeki görüşmeler nasıl yürüyor? Şimdi şöyle, toplu hareket edebilecek misiniz? Çünkü tarihsel bir kırılma noktası geliyor gibi. Evet, şöyle bir sefer az önce söylediklerimi Millet İttifakı'nın bileşenlerin tamamı söylüyor. Onlar da rahatsızlar bundan. Doğru, genel prensip olarak temel başlıklar. Rahatsızlar zaten mi? Yani devletin göz göre göre soyulduğunu onlar da görüyorlar. Millet İttifakı'nın dışında olan iki partinin değerli genel başkanları var, Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan. Onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Dolayısıyla göz göre göre bir soygun düzenini kabul etmek, efendim anlaşmalar yapılmış, biz bu anlaşmaları aynen sürdüreceğiz demek, soygunu kabullenmek demektir. Soygunu kabullenemeyiz. Oraya noktayı koyacağız. Kusura bakmayın diye. Bu millet bizi iktidara ne diye getirdi? Soygunu önleyin diye getirdi. Fakirin, fukaranın hakkını koruyun diye getirdi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyun diye getirdi. E biz onun için geldik. İki, belli konularda örneğin